Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size iki şiş çok hoş çok güzel bir örgü modeli anlatacağım Bebek kıyafetlerini uygulayabilirsiniz kendi kıyafetlerinizi uygulayabilirsiniz Ben bu modelden e, robadan başlama yelek öreceğim arkadaşlar ayrı videosunun olmasını istedim O yüzden sizinle de paylaşmak istedim Ören Hanım YouTube kanalında paylaşacağım Bunu siz izleyeceksiniz arkadaşlar Evet modelimden bahsedeyim. Modelim 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Arkalı önlü toplamda 4 sıradan oluşuyor. Bebek örgülerine çok yakışır. Rahatlıkla örebilirsiniz. Hem de çabuk ilerliyor arkadaşlar. Ee, i̇p olarak orta bebe yünü ile öreceğim. 3 numara şiş kullanacağım. Ee, hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Sizinle birlikte 2 desen başlayacağım arkadaşlar. 2 desen için 24 ilmek atarak başlayacağım Hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Evet iki desen için şişimize 24 ilmek atalım ben de atıp döneceğim Evet şişime 24 tane ilmek attım şöyle çevirdim İlk sıra hazırlık sırası olsun arkadaşlar arka yüzde 10 yüzden sırayla bütün ilmeklerimi düz örüyorum Evet düz örerek bu sıramızı tamamlayalım. Evet düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde modelimin birinci sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane ters örüyorum. Bir. 2 Kenar ilmekten sonra iki ters ördüm. Bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. Bir tane düz. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü bu şekilde çevirip sağa doğru ikisini bir bu şekilde örüyorum. Bir doladım. Dört tane ters. İki desen arasında dört tersimiz var. Burası kenar olduğu için kenarda iki ters koyduk. Evet. Bir, iki, üç, dört. Dört tersim ördükten sonra bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz, Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. iki tane ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. ikinci sırada. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım düzler düz tersler ters örülecek. Kenelmekten sonra 2 düz ilmeğim var düz ördüm. Artırdığım ilmekte ters soru olarak örülecek. 1 2 3 ters. 1 düz var düz örüyorum. Karşında iki ters ilmeğim var ters örüyorum. Artırdığım ilmekte ters olarak örülüyor. 4 düz ilmeğim var düz örüyorum. 1 2 3 4 3 tane ters. 1 2 3 1 düz 3 ters 1 2 3 2 düz de düz örüp modelimin 2. sırasını tamamlamış oldum. Çevirin. Ön yüzde 3. sıradayım. Burada Şöyle iki desen arasında iki ters görüntüsü olmuştu. Bu iki ters görüntüsü şöyle devam edecek arkadaşlar. İki ters iki düz iki ters iki düz şeklinde görüntü olacak. Buradaki iki ilmeğim de aynı şekilde olacak. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu iki ters ilmeğimi düz örüyorum. Bir. 2 Bir alttaki artırdan ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Karşımda iki düz ilmek var. İkisini bir düz olarak örüyorum. Ortada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Karşımda iki düz ilmek var. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Karşımda 4 ters ilmeğim var. Bunlar 3. sırada düz oluyor. Bir, 2 3 4 tane düz ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki düz ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir ters. Sırada iki ilmeğim var. İkincisini yönünü çevirip sağ doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Yine karşında o iki ters ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Bir, iki. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin üçüncü sırasını tamamlamış ol. Çevirdim. Arka yüzde dördüncü sıradayız. Son sıra desenin son sırası. İlk kenar örmeden aldım. Tersler ters düzler düz olarak örülecek. Evet bakın karşımda ters ilmeklerim var. Ters örerek ilerliyorum. Kenar sonra bir, iki, üç, dört, beş tane ters ördüm. Düz ilmeğim var. Karşımda düz örüyorum ters örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ters. Bir düz ilmeğim var düz örüyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı yani desenimin son sırasını tamamladım dördüncü sırasını Evet bir desenim açığa çıktı model ilerledikçe kendisini gösterecek birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız şimdi ne yaptık Kenelmeğimi örmeden al karşında iki düz ilmeğim var onlar terse dönecek Kenelmekten sonra iki tane ters ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm bir düz ördüm 1 ters. 1 düz. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. 1 doladığım 4 tane ters diğer desene geçmek için aradaki 4 ters örüyorum. 3 4. 1 doladığım Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 1 düz, 1 ters. 1 düz sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum bir doladım iki ters kenar ilmeği de düz örüp ikinci desenimin birinci sırasını tamamlamış oldum arka yüzde ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız üçüncü sırada aynı işlemi yapacaksınız. Üçüncü sırada ne yaptıysak aynı şekilde örülecek videoyu geri alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bakarak da örebilirsiniz artık. Anlayabilirsiniz deseni. Böyle devam ediyor. Şöyle size büyük parça da ördüm. Onu göstereyim. İlerledikçe kendisini daha güzel gösteriyor modelimiz. Bakın çok hoş çok güzel. Dediğim gibi bebek yeleği örüyorum elimde. İnşallah en kısa zamanda hatta yarına yetiştirmeye çalışacağım. Ören Hanım YouTube kanalıma böyle arkası da bu şekilde çok hoş bakın iki ters iki düz şeklinde ilerliyor modelimiz böyle size diğerini göstereyim evet yelek de örülmüş halde bu şekilde bakın çok hoş çok güzel gayet güzel duruyor böyle tek parça yelek örüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah en kısa zamanda bunun videosunu da izleyeceksiniz. Ören Hanım YouTube kanalında. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride ölmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.